Biraz daha ekonomiyi konuşacağız ama öncesinde biraz İstanbul'u konuşalım. İmamoğlu şimdi yani bana bir göre bilmiyorum tabir doğru mu? Deli dana gibi dolanıyor. Yani bir genel başkana yakın olmaya çalışıyor, bir ortada olmaya, bir halkın yanında durmaya çalışıyor. İşte bugünlerde sözde metro açılışları, işte metrolarda insanlarla buluşmaya çalışıyor. Metrolar raydan da çıkıyor ama. Evet, raydan da çıkıyor bir taraftan. Şimdi nasıl bir anlayış? Ben anlamadım açıkçası. Yani bir bence ki az önce kısmen bahsettiniz, yeni seçimde yani önümüzdeki yerel seçimde İmamoğlu CHP'den İstanbul adayı olmayacak gibi bir hava var. Öyle Şimdi hissediyorum. o sorunuza cevap vermeden ilk önce şunu söyleyeyim, siyasi tecrübemle söyleyeyim. Eğer siz halka hizmet etmezseniz birileri çıkar, halkın tepkisiyle oy alır başa gelir. İstanbul'da iktidar partisinin geçmiş dönemde hatasından dolayı İmamoğlu doğmuştur. Bunu sayın 40 yıllık siyaset tecrübesinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da okuyan gören bir insandır. Ama bir de şöyle bir şey var. Sahada yaptıklarınız çok önemli. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik zamanından yükselttiği bir çıta var. O çıtayla bu çıtanın aşağı indiğimiz zaman AK Parti belediyelerini de buna koyuyorum. Yani içine koyarak. Hangisi ne kadarını yakalayabilmiştir? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan çıtayı çok yüksekte bıraktı. Hizmet tutusunda her açıdan yüksekte bıraktı. Bunun derecesi çok, çok önemli. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na döndüğümüz zaman Ekrem İmamoğlu o seçimlerin bir tombaladan çıkan aktördür. Evet. Ve bu aktör noktasında Ekrem İmamoğlu 5 senede ne yaptı? Ne İşte yaptı? gene söylüyorum. Ben şahsım Cihan Saraçoğlu ekranlarda söylüyorum. Kendisi Twitter'dan beni engellemiş. İmamoğlu. İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu. Buradan söylüyorum. Biz hemşeriyiz seninle. Ben de Trabzonluyum. Fakat kendisi bizi Twitter'dan engellemiş. Niye engelliyor? Ya sen şimdi Gerçekleri bir ülkenin söylediğiniz için mi? Cumhurbaşkanlığının makamına talipsin. Eleştiriyi hazmedemiyorsun. Hiçbir konuşmalarımda, hiçbir söylemlerimde kişi hedefli değilimdir. Yaptığı iş de hedeflidir. Hakaret kesinlikle hedefim değildir. Benim Doğruları davam bile yok. anlatıyorsunuz. Hani var? Doğruları söylemekte eleştiren niye rahatsız oluyorsun Ekrem'im? Eleştiriliyorsun. Biz kimsenin, affedersin, şeytanın avukatı değiliz. Sen de yap, seni de yazalım. Seni de çizelim. Senin için de tweet atalım. Doğruya doğru, Türkiye'de yanlışa ilk yanlış. onun içerisindeyim ben Twitter'da. Her anlamda görüntülenmede attım tweetlerde. Ha şimdi seni de övelim. Ama geldiğin günden beri selde gördük. Bir depremde görmedik. Allah da yaşatmasın. O da bekleniyor. Ülke için, Türkiye için İstanbul Evet, depremi. evet. Selde gördük. Karda gördük. Her yerde gördük. Yangında gördük. Yani görevinin başında olan bir Ekrem İmamoğlu. Çizmesini giymiş bir Ekrem İmamoğlu'nu görmedik. Kayakta duyduk. Bodrum'da tatilde duyduk. Tatilde de mi gitmeyeceğim dedi yani. Açıklama yaparken de böyle açıklamalar yaptı. Şimdi teknik raylar biliyorsunuz, bahsediyorsunuz, açılışlar diyorsun. Dün paylaştık bunu. Şeyden Ray Sultanahmet'te galiba, yanlış olarak söylemeyeyim. Tramvay yoldan çıkmış. Teknik hata diyor. Otobüsler ortada. Otobüsler, ben şimdi inanın samimi söyleyeyim. Tarihinin en Ya çok arıza yapan ya otobüsler. arzu yanan Öyle mi yani? otobüsler, yanıyor otobüsler. Şimdi bunu niye paylaşmayayım ben bir gazeteci olarak? Ekrem İmamoğlu diyorum ki otobüsler yanıyor. Ortada niye yanar bir otobüs? Bakımsızlıktan dolayı yanar. Niye yanar bir otobüs? İlgisizlikten dolayı yanar. Hepimiz arabamıza dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Şimdi o zaman sen hizmetinin görevinin başında değilsin anlamı çıkıyor ortaya. Yani bunu şimdi onu da söylemeyeceğiz mi? Bunu da anlatmayacağız mı? Kalalım siyasi aktörlüğüne. Kendisi Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak altılı masanın ve CHP Kılıçdaroğlu'nun adayı sonradan çıktı. Belediye başkanı olup da nasıl Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da aday olunabiliyor onu da bilmiyorum. Hukuki olarak da olabiliyor onu da bilmiyorum altyapı olarak. O dönemde Meral Akşener'i yalnız bıraktı. Benim bildiğim Meral Akşener gitti. Onun odasında, ofisinde fotoğraf çekildi. Gel Ona aday oldu ya. sarıldı. Ve ona aslında işaret etti. Halbuki Meral Akşener'in adayı Mansur Yavaş idi. Mansur Yavaş olmayınca onu işaret etti. Meral Akşener'i de yarım yolda bıraktın. Şimdi bugün geldiğimiz noktada partiyle karşı karşıyayız. Şimdi ben size sorarım. Bir partinin, biz de partide bulunduk. Biz de sorunlar yaşadık. Biz onunla birini yapmadık. Kişiyi hedefli olmadık. Sen şimdi partinin genel başkanı var Kemal Kılıçdaroğlu. Sen gidiyorsun Trabzon'da miting yapıyorsun.
Sen gidiyorsun Anadolu turuna çıktım diyorsun. Sen diyorsun şunu yaptım bunu yaptım diyorsun. Siyasi partilerde böyle işlemiyor bu işler. Siyasi partilerde bir partinin genel başkanı var. Teşkilatı var. Genel başkanın hitabı noktasında hareket var. Ekrem İmamoğlu bunu hiç net durmadı. Net durmayınca da ortaya çıkan potre ortada. İstanbul için yaptıkları da ortada. Yani İstanbul'a deyin ki bana siz de işte İstanbul'da yaşıyorsunuz. Can Bey şunu şu hizmetleri gördük deyin. Sosyal medyada her taraftan eleştiri yağmuruna tutulan bir Ekrem İmamoğlu var. Yeniden aday Kemal Kılıçdaroğlu bence Sarıgül'ü çağırmakla gizli tuttuğu bir cephe var. Ve bu cephenin altında da yatan Ekrem İmamoğlu'nun yaşamış olduğu bir süreç var. Şimdi bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermez. Benim görüşüm bu. İyi Parti Meral Akşener'den aday olabilir. Çünkü Meral Akşener aday arıyor kendine. Her ilden seçilebilecek insanlar, vizyonlu insanlar arıyor. Bu noktada Ekrem İmamoğlu'nun net durması lazım artık. Ve yeniden söylüyorum. Bunu CHP cephesinden söylüyorum. Nasıl Bolu'da belediye başkanı ihraç edildi? Bolu belediye başkanı, bir belediye başkanısın sen. Milletvekili değilsin ki. Bolu belediye başkanı daha önce milletvekilliği yapmış. Boyundan büyük laflar konuşuyorsun. Gerek var mı? Gerek olmayan noktada genel başkanı zorda bırakacak laflar konuşuyorsun. İsme hitap veriyorsun. İsme konuşuyorsun. Sonuçta ihraç edildin. Bir sene uzaklaştırıldın. Devam ettin ve ihraç edildin. Ben Ekrem İmamoğlu'na o yüzden yazım var. Sıra Ekrem İmamoğlu'nda mı diye bir yazım var benim. Sıra Ekrem'in bence Tanrıkulu da buna eklenmiştir. Ekrem İmamoğlu'yla Sezgin Tanrıkulu bu yaptığı eylem ve sonuçlar ve sonuçları topluma yansıyan kısmıyla CHP'yi rahatsız etmektedir. Ve Öztürk da bunu açıklıyor. İlle Kemal Kılıçdaroğlu masayı devirmek anlamında ben Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu samimi bularak şöyle bir şey söylüyorum. Gerçekten çok sabırlı. Sabırlı, çok sabırlı. Sabırlı. Yani Ekrem İmamoğlu'na sabırlı. Ha Ekrem İmamoğlu'nun ne kadar sabreder? Şurada kaldı 4 ay, 5 ay, 6 ay. Bu süreç içerisinde neler yaşanır göreceğiz, yaşayacağız. Bizim de duyduğumuz kulis bilgileri var. Bu noktada siyasi mekanizmaların Ekrem İmamoğlu'nun tercihi geçmiş dönemdeki yapmış olduğu hatadan dolayı çıkan bir gerçektir Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu siyasi bir aktör değildir. Benim görüşüm olarak söylüyorum bunu. Ha kalkar net bir şekilde bugünden itibaren ben CHP'den istifa ediyorum. İhraç edilmeden CHP'den istifa ediyorum. İYİ Parti'den aday oluyorum. Çık sahada görelim. Zaten İYİ Parti Meral Akşener aday arıyor İstanbul'a. Görelim Ekrem İmamoğlu ne yapmış bu sahada. Ne etmiş? Popülist bir siyaset yanlışlığıdır Ekrem İmamoğlu. Evet. Peki.